Mutlu sabahlar Ekonomi 7/24'ten herkese günaydın değerli izleyenler. Yeni günde ekonomide Türkiye'de ve dünyada neler oluyor? Rakamlara nasıl yansıyor? Beklentiler ne yönde diyeceğiz. Tüm bu gelişmeler için önce rakamlara gidelim. Nerede bırakmıştık Borsa İstanbul'u bir bakalım. Borsa İstanbul cephesinde 4827 puan dünü sert kayıpla kapattığını gösteriyor. Dünkü kayıp %3,46 Borsa İstanbul'da 5000 puanın altına sarktı. Halihazırda Borsa İstanbul bir düzeltme süreci yaşıyor. Yukarı yönlü trend devam ediyor mu diye az sonra konuşacağız. 18.63 dolar TL küresel cephede oldukça hareketli. Yeni günde hisse senetleri gerilerken yatırımcılar tahvil ve dolara yöneliyor. Avro'da 19.59 düzeyi var ve 1785 dolar altının onsu. Ekranlarınızdaki rakamlar anlık değişimlerle canlı şekilde en güncel veriler ve o yüzdeliklerde hali hazırda o anlık değişime işaret ediyor. Gelsin altın rakamları altına bakalım. Ons altın yeniden 1800'ün altına sarktı. Hem ons hem de kur içerideki altın rakamlarında etkili. 1069 altının gramı değerli izleyenler. Altın cephesinde anlık bir düşüş gözükse de hali hazırda altın yükselişini devam ettirmeyi başarıyor. 1748 çeyrek altının son seviyesi yarımda 3496 lira düzeyi varken 6971 lirayla Cumhuriyet altında yeniden 7000 liranın altındaki seviyelere geliyor. Peki yatırım araçları ne kadar kazandırdı? Aslında bir süredir biz Borsa İstanbul'da arka arkaya rekorlardan bahsediyoruz. Biz 5000 puanın üzerinde şu anda kalıcı olamasa bile yılın başından bu yana yatırımcısına en çok kazandıran enstrüman rakamlara yansıyor. 1000 liranızı 2022 başında Borsa İstanbul'da değerlendirdiyseniz bu rakam elbette hisselere göre farklılaşmakla birlikte ortalama yüzdelik çıkışa göre 2598 lira oluyor. 1400 lira dolardaki son tablo 1000 liranın geldiği birikim açısından. Avro cephesine bakarsak en geride kalan oluyor bu liste içinde ve 1000 lira yalnızca 293 lira getiriyor. 1375 liralık bir birikim 1000 lirasını altına koyan kişinin son kazancı olarak hesaplanıyor. Yatırım araçlarında tablo böyle. Günün ilk rakamlarını, son seviyeleri sizlerle paylaştık ama elbette bu rakamlar üzerinde hem veri akışı, hem jeopolitik konular, hem de haber akışı etkili olacak. O sıcak başlıklara bakalım. Dünden bugüne biz hangi başlıkları taşıdık? Ekonomi çevreleri neleri konuşuyor? Piyasalarda hangi gündem maddeleri öne çıkıyor diyeceğiz. Asgari ücret elbette milyonlarca çalışanın gözünü kulağını çevirmiş olduğu nokta. Asgari ücrette ilk toplantı yapıldı. Bir sonraki toplantı 14 Aralık'ta gerçekleşecek. Rakam tam olarak açıklanmasa bile açlık sınırı Türk İş'in alt rakamıydı. Onu hatırlatalım. Ve EYT'de yaş tartışması var. Yine emeklerde yaşa takılanlar merak edilen bir başlık. Yaş sınırı olur mu? Burada farklı yaşlar zikredilse de henüz netlik kazanmadı. EYT yine çalışma hayatının en sıcak başlıkları arasında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o konudaki son kararı vermesi bekleniyor. Petrol fiyatları küresel çapta düşüyor değerli izleyenler. Dolayısıyla hem motorin hem benzine indirim geldi. Akaryakıtta bu çifte indirim motorinde 1 lira 90 kuruş, benzinde 2 lira 15 kuruş olarak hesaplandı. Devam edecek mi diye az sonra konuşacağız ve yine akaryakıt fiyatlarıyla beraber konuştuğumuz önemli başlıklardan biri de borsa. 2 ayda borsaya 650 bin yeni yatırımcı geldi. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı artıyor. Borsa her ne kadar rekorları arka arkaya kırsa da zaman zaman düzeltmeler yaşıyor. Konuşacağız, yatırımcı ne yapsın diyeceğiz. Devam edelim. Zincir marketler Rekabet Kurumu'na savunma verdi değerli izleyenler. Gıda fiyatları çok gündemde olan bir madde. Zaman zaman oradaki fahiş fiyat hareketlerini tartışıyoruz. Ve burada sıkı denetimler olduğunu altını çizelim. Bir yandan da zincir marketlere bir tekel olma var mı? Burada tedarikçi, parakendeci niteliğindeki teşebbüsler tekel oluşturuyor mu diye savunma, soruşturma süreci var. Sözlü savunmalar dün alındı. Nakit dengesi Kasım'da fazla verdi. Hazine nakit dengesi son sonuçları bu şekilde ve Avro bölgesi büyüme çok ön planda. Elbette değerli izleyenler, küresel çapta bir resesyon endişesi var. Bu resesyon endişesine rağmen piyasalarda özellikle Avrupa takip ediliyor. Avro bölgesinde de beklenti 0.2 iken 0.3'lük bir büyüme aldı. Sıcak başlıklar böyle. Bütün detayları konuşacağız. Özellikle borsa cephesinde ne oluyor diyeceğiz. İstanbul'a dönelim. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar bizi bekliyor. Sayın Coşar günaydın. Hoş geldiniz programa.
Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Borsa İstanbul'a başlayalım. Şimdi az önce rakamları paylaştık. Dün sert bir düşüş var. Öte yandan belirgin şekilde artan bir yeni yatırımcı var. Dolayısıyla bu sert düşüşten de aslında olumsuz etkilenen geniş bir kitle var. Yükseliş trendi hala devam ediyor diyebilir miyiz Borsa İstanbul için? Şöyle söyleyeyim, Borsa İstanbul aslında sene başından bu yana hızlı bir rally geçirdi. Öte yandan bakarsak da Eylül sonundan veya Ekim başından bu yana neredeyse aralıksız bir yükseliş süreci geçirdi. Bunda tabii hem negatif reel faiz ortamı hem de şirket bilançolarındaki karlarındaki hızlı yükseliş etkili olmuştu. Zaten düzeltme konuşuluyordu. İşte nereden geleceği belli değildi. Bu hafta içerisinde gördüğümüz kadarıyla trendli bir yorulma vardı zaten. Dün itibariyle satış baskısı olduğunu, satış baskısı geldiğini gördük. Durumu şöyle değerlendirebiliriz. Eylül sonundan bu yana devam eden pozitif trend şu an bir miktar dün itibariyle aşağı yönlü dönmüş olduğunu söyleyebiliriz. İşte aşağı 4800 var, 4400 var. Burada doğru bir hareket gelirse benim için sürpriz olmaz. Çok fazla aşırı bir baskı beklemiyorum ama bu hızlı yükselişin bir miktar düzeltmesi gelmesi gerekiyordu zaten. Bu düzeltme kapsamında 4400 ilk durak gibi duruyor. Buraya doğru bir hareket görürsek benim için sürpriz olmaz diye söyleyebilirim. Yeni günün açılışını nasıl beklersiniz? Zaman zaman arada tabii tepki yükselişleri oluyor. Biz bugüne kadar bu düzeltme hareketlerinde genel olarak yatırımcı davranışının her düşüşün bir alım fırsatı olduğu şeklinde gördük. Bu sefer sizin söylediğiniz altlara doğru bir iniş olma ihtimali yüksekse yukarı yönlü tepki hareketleri bir çıkış fırsatı mıdır? Şöyle söyleyeyim. Dünkü sert düşüş sonrası pozitif bir açılış görebiliriz tepki anlamında. Ama önemli olan bunun devamı. Tekrardan 5000 ve üzerine geçmezsek satış gelme ihtimali tekrardan yüksek olur diye düşünüyorum. Bu açıdan yukarı yönlü hareketler portföylerdeki ağırlıkları ayarlama konusunda fırsat olabilir diye düşünüyorum. Anlık tepkiler veya yurt dışı kaynaklı haberlerde yukarı yönlü anlık hareketler portföydeki hisse senedi ağırlığını ayarlamakta katkısı olur diye düşünüyorum, etkisi olur diye düşünüyorum. Bu açıdan yükseliş hareketleri görürsek ağırlık azaltmak için fırsat olarak kullanabiliriz diye düşünüyorum. Öte yandan bu düzeltme işte ilk etapta 4400 seviyesi var. Buraya kadar bir düzeltme olabilir, normaldir. Panik yapmamak gerekir diye düşünüyorum. Peki altını soracağım son olarak. Altın cephesinde özellikle ons bazlı 1800'ün üzerini gördük ama orada tutunamadık. İçeride bir miktar küresel çapta da yükselen doların desteği var. Altında beklentiniz ne olur? Altında daha çok yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Aslında altın 1620-1630 dolara kadar gerilemişti. Daha sonra FED beklentilerin hafiflemesinden sonra, yumuşamasından sonra altında yukarı doğru hareket gördük ve 1800 yukarısını gördük. Benim beklentim altında 1750 doların aşağısına gelmemesi ons altın fiyatının. Daha çok bu seviyeler üzerine kalmasını bekliyorum. Bu açıdan 1750-1760'a doğru altın fiyatları yaklaşırsa alım için kullanılabilir. Ben daha çok 1800'lerin üzerine oturmuş bir altın bekliyorum önümüzdeki aylarda. Öte yandan gram altında gördüğümüz hareketler de işte yaklaşık olarak 1070 gibi seviyelerde daha çok ons destekli bir hareket olduğunu görüyoruz. Dolar TL tarafında fazla bir hareket yok. Ons'taki yükseliş şu an gram altını destekliyor ve desteklemeye devam eder diye düşünüyorum. Gram altında da beklentim 1050-1060 dolarların 1050-1060 liranın üzerinde kalması. Daha çok 1100 liraya doğru hareket etme ihtimali yüksek diye değerlendiriyorum gram altın tarafından. Yurt dışı piyasalarda biraz böyle gergin bir hava var. Bu rakamlara da yansıyor. Dolayısıyla orada hisse senedinden bir kaçış, genel olarak tahvil ve doların böyle sınırlı da olsa yukarı yönlü hareketini görüyoruz. O faktörleri de düşünerek gramı konuşmuşken doları da konuşalım. Dolar cephesinde yıl sonu beklentiniz ne olur? Dolar Türk Lirası cephesinde 18.60'lar mertebesindeki hareketin ben devamını bekliyorum şu anda. En azından kısa vadede herhangi bir sert hareket gözükmüyor. Elbette ki uzun vadede enflasyondan dolayı daha yüksek seviyelere gidecektir. Ama şu an kısa vadede değerlendirsek yani yaklaşık olarak 18.60-18.80 bandı arasında seneyi kapatmasını beklerim. Daha kısa vadede değerlendirsek de 18.60'lar mertebesinde dolar TL'deki hareketin devamını bekliyorum. Öte yandan doların küresel bazdaki değerine gelince de özellikle 2023 yılında işte bu FED'in faiz arttırım süreci Aralık ayında son bir 50 bas puan artış yapması
Daha sonra 2023'te belki belli bas puan daha yapmasa, ama ondan sonra durdurması bekleniyor faiz artış sürecini. Bu sebepten dolayı dolar endeksinde de 2023 yılı içerisinde gerileme olmasını yüksek ihtimal diye değerlendiriyorum. Avlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olunuz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, devam ediyoruz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Yılmaz bizimle. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Yeni günde yine piyasalarda pek hareket eksik değil. Biraz böyle merkez bankalarını galiba konuşmaya hafif hafif böyle bıraktık. Bir Putin meselemiz var bu sabah ve dünden itibaren galiba, petrol cephesi. Oranında yansıyan bir gerginliği var. Ne oluyor? Yine bir nükleer konu Evet. masada. Yani petrolle ilgili veya doğalgazla ilgili bir adım geldiği zaman Putin'den hemen nükleer savaşa ilişkin veya nükleer silahların kullanılmasına ilişkin bir açıklama geliyor. Böyle riskler gördüğünü söylüyor. Putin tabii Rusya'nın ekonomisi için petrol ve doğalgaz gelirlerinin nedenli önemli olduğunu biliyoruz. Öte yandan tabii devam eden bir savaş var. Her ne kadar haber bültenlerinde artık eskisi kadar yer almasa da Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor ve Rusya'nın Ukrayna savaşını devam ettireceğine ilişkin ifadeler de devam ediyor. Avrupa Birliği tarafı bu kışı daha sakin geçirebilmek için daha dengeli politikalar izliyor. Çünkü iyi kötü hala Rusya'dan bir doğalgaz akışı var. Onu da kaybetmek istemiyor. Zira Avrupa Birliği'nin Rusya'ya olan doğalgaz bağımlılığının yüksek olması meselesi zaten Avrupa Birliği'nin daha sert adımlar atmasını geçmişte de engelliyordu. Ama esas kış çok zor geçecek. Hep bunu konuşuyorduk. Şimdi tabii depolar dolu Avrupa'da. Mevsim koşulları da geçtiğimiz yıllara göre daha iyi gittiği için henüz böyle net etkiler görmedik, ama bir 15 günlük soğuk hava dalgası her şeyi tersine çevirebilir Avrupa Birliği için. Halihazırda Avrupa'da sanayi üretiminde bir belirgin gerileme var. Ama henüz dediğim gibi mevsim koşulları müsait hareket ettiği için daha da derinleşmedi bu gerileme. Dolayısıyla orada petrol ve doğalgaz üzerinden tartışmaları duymaya devam edeceğiz. Şimdi bu jeopolitik gerginlikler her yeri olumsuz etkiliyor. İşte petrol fiyatını, doğalgaz fiyatını, işte diğer emtia fiyatlarını hep konuştuk. Şimdi başka bir aşamaya geçiyoruz. O aşamada şu, yaptırımlarla beraber karşımıza çıkan tabloya Rusya'nın ne gibi bir karşılık vereceği, yani hangi yaptırımdan bahsediyoruz? Avrupa Birliği ve ülkelerinin ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne bir tavan fiyat uygulaması meselesi var. Bu uygulanan işte 60 dolarlık tavan fiyata Rusya nasıl bir karşılık verecek teknik olarak? Şimdi söylem Teknik olarak, olarak, söylem olarak nükleer yani savaş evet söylem yani. olarak verdi ama Çok denk bir karşılığa evet benzemiyor. söylem olarak bir karşılık verildi, ama teknik olarak nasıl bir karşılık verecek? Buna ilişkin de bir taban fiyat, yani Rus petrolüne bir taban fiyat uygulaması meselesini konuşuyor Rusya. Ama şunu söyleyelim, yani Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne uyguladığı tavan fiyat meselesini Rusya'yı çok fazla aşırı etkilemeyecek. Rusya zaten şu anda hali hazırda dünyanın doğusuna, Çin'e, Hindistan'a, başkaca ülkelere zaten petrol satıyor. Ve yani buradan net bir şekilde de söyleyebiliriz. Avrupa kıtasına taşınan petrolleri de Yunan tankerleri taşıyor ve parası da Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki bankalara yatıyor. Yani burada Avrupa Birliği'nin de kendi içerisinde yaşadığı bir problem var. Yani yumuşatmaya çalışıyorum ama yani ortada bir ikiyüzlülük de var. Şöyle ki Avrupa Birliği bir taraftan Rus petrolüne ambargo uygulama, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamayı konuşurken Avrupa Birliği üyesi Yunanistan Rus petrolünü taşıyor ve bu tankerlerin yani tamamı Yunan bandıralı tankerler. Yunanistan'da kurulu şirketlere ait tankerler. Tekrar söylüyorum, bu ticaretin parası da Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki bankalara yatıyor. Dolayısıyla burada devam eden bir süreç daha olduğu için tavan fiyat uygulaması makro anlamda Rusya'ya çok fazla zarar vermez. Elbette zararlar olacak, elbette sıkıntılar olacak, ama bir tarafta tavan fiyat uygulayacağız deyip de diğer tarafta Avrupa Birliği üyesi Yunanistan petrol ticaretini devam ettirirse Rusya bunu kullanır. Şimdi söylem tehlikeli. Tekrar işte nükleer savaş söylemi. Oldukça tehlikeli söylemler bunlar. Ama şunu da söyleyelim. Rusya-Ukrayna savaşı başlamaz da deniliyordu. Yani bu tarz söylemleri böyle blöf olarak da görmemek lazım. Daha dikkatli politikalar ile ilerletmek lazım. Dolayısıyla biz önümüzdeki dönem ekonomide bir sürü risk konuşurken savaş riskini de daha fazla konuşuyor oluruz. Çünkü bu kıştan sonra, yani kış bittikten sonra karşı karşıya kalacağımız tabloda daha
küçülmüş bir Avrupa ekonomisinden bahsediyor olacağız. Daha daralmış bir Avrupa sanayisinden bahsediyor olacağız. Daha fazla işsizlik olmuş bir Avrupa'dan bahsediyor olacağız. Avrupa'da tek başına Avrupa değil, Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok dünyanın pek çok ülkesiyle, bölgesiyle yoğunluklu ticaret yapan bir yer. Orası daralınca diğer bölgelerde bundan olumsuz etkileniyorlar. Peki rakam bazında bakalım. Şimdi petrol fiyatları meselesini belki biraz konuşmak lazım. Yeniden böyle aşağı yönlü bir hareket başlattı. Bizim için tabii bizim ülke ekonomimize, bizim gibi ülkeler için olumlu. Ama bir dalgalanma var aslında. Stabil seyirde yok. O fiyat nerede şekillenir? Ya şimdi normal biz kendi elimizdeki geçmişte alışkın olduğumuz değişkenlere ve korelasyonlara göre baksak bir şey söyleme ihtimalimiz var. Ama bir anda bir ekonomiyi etki eden ekonomi dışı faktör gelişiyor. Her şey bozulabiliyor. Yani bundan yaklaşık bir ay önce, iki ay önce petrolde 80 doların altını konuşan var mıydı? Hiç kimse yoktu. Bir rapor, yazılmış bir tane bile rapor yoktu petrolde 80 doların altını ifade eden. Ama bugün işte 77-78 dolarlardayız Brent petrolde. Dolayısıyla nerede dengeleyecek sorusu aslında çok cevabını bilmediğim bir soru. Yani aslında hiç kimsenin hemen hemen bilemediği bir soru. 86 kalma ihtimali yani çok güçlü mü? Yani görünen o ki bu tavan fiyat uygulaması kapsamında atılan adımlarla petrol fiyatının 80 doların altında kalması isteniyor. Bir süre bu devam edebilir ama bir taraftan da bu işin OPEC boyutu var. Yani Suudi Arabistan'ın başını çektiği OPEC boyutu var. Onlar da 80 doların altını istemiyorlar. Yani onlardan da hızlı bir şekilde petrol arzını azaltma kararı gelebilir. Bu sefer tekrar 80 doların altına, üstüne çıkabilir. Dediğiniz gibi bir dalgalanma var ama bu dalgalanmanın sebebi teknik değil. Tamamen jeopolitik gelişmeler ve uluslararası siyasette yaşanan gitgellerden kaynaklanıyor. Net bir rakam belirtmek çok mümkün değil. Onun için hep söylediğimiz bir şey var. Geleceğe ilişkin bir fiyatlama varsa o riskleri hedge etmek gerekiyor. Peki bu durum şu anda her ne kadar oynak olsa da aşağı yönlü bir oynaklık yaşadığımız için bize akaryakıt ve işte benzin ve motorin fiyatlarında indirim olarak yansıdı. Bu açıdan bizim için olumlu. Nasıl hesaplanıyor o rakam? Daha fazla biz akaryakıtta indirim bekler miyiz bu süreç böyle devam ederse? Şimdi tabii akaryakıt fiyatları yani motorin ve benzin fiyatı, benzin grubu petrol fiyatından etkileniyor. Ama doğrudan petrol fiyatındaki bir iniş veya çıkış aynı anda etki etmiyor. Çünkü her iki ürünün de ayrıca bir piyasası var Avrupa'da. O piyasada bir fiyatlaması yapılıyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Petrol fiyatı aşağı düşerken motorun fiyatının arttığını da görebilirsiniz. Çünkü orada talebe arz talep koşullarına bağlı ayrıca bir piyasa var. Bir motorun piyasası var. Dolayısıyla o piyasada eğer arz talebi karşılamayacak şekilde gelişirse petrol fiyatı düşse bile biz motorun fiyatının arttığını görebiliriz. Şimdi indirim arasında da fark var. Hazır konu evet. Oraya gelmişken onu konuşalım. Bir süredir de merak edilen bir şey. Benzinle motorun arasındaki o makas da biraz açıldı. Hı hı. Yeni indirimde de dün geceden geçerli olan o indirimde de benzindeki indirim daha belirgin. Arada bir fark var. Neden? Şimdi orada dediğim gibi yani bu Avrupa'daki benzin ve motorin piyasasındaki talep miktarı etken, arz miktarı etken. Orada fiyatlama döviz cinsinden yapılıyor. Biz içeride Türk lirasına çeviriyoruz. Yani dolar kurunun üzerinden Türk lirasına çeviriyoruz. Üzerine vergileri koyup fiyatlamayı yapıyoruz. Şimdi orada ya biraz önce de söylediğim gibi yani petrol fiyatı düşse veya çıksa da fark etmez. Orada eğer o gün o piyasada çok yoğun bir talebe bağlı veya arzın o talebi mevcut talebi karşılayamamasına bağlı bir fiyatlama oluşursa o fiyatlama petrolün kendi fiyatından bağımsız bir yeni fiyat ortaya çıkardığı için orada fiyat hareketleri petrol fiyatının düşüşünden veya yükselişinden farklı şekillenebilir. Şimdi benzin ve motorindeki durumda baktığımızda bizim önceden alışkın olduğumuz tabloda motorin benzinden daha ucuz olurdu. Daha ekonomik bir akaryakıt olarak değerlendirildi. Ancak son dönemde oradaki fiyatlamalar açısından baktığımızda motorin fiyatı uluslararası piyasalarda benzin fiyatını geçti. Motorin fiyatı benzin fiyatının uluslararası piyasalarda geçince biz de içeride TL'ye çevirip üzerine vergiyi koyunca daha yüksek bir motorin fiyatı görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu tarz dalgalanmaları yaşamamız da muhtemel. Yani petrol fiyatı düşüyor diye hızlı bir şekilde motorin ve benzin fiyatı düşmeyebilir. Petrol fiyatının arttığı bir hafta
biz Avrupa'daki fiyatlamada motorun ve benzin fiyatında bir düşüş de görebiliriz. Dolayısıyla orada ayrıca bağımsız alt iki tane fiyatlamanın yapıldığını evet. göz ardı etmemek lazım. Peki 1 lira 90 kuruş motorinde 2 lira 15 kuruş benzinde indirim var. Devam umarız olur diyelim. Şimdi bizim enflasyon kanalıyla da bir etkisi oluyor enflasyon kanalına da bu akaryakıt fiyatlarının. Bir başka başlıkta gıda. Biraz gıdayı da konuşalım. Şimdi biz enflasyonda bir düşüş sürecine 1,5 yıllardan sonra girdik ama bunun kalıcı olması için herhalde beklentimiz enerji ve gıda olacak. Oradan destek alırsa olacak. Gıdada dün zincir marketlere bir soruşturma vardı. Onun sözlü savunma süreci vardı. Evet. Marketlere o sıkı denetim devam ediyor. En son Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeyle marketlerin, zincir marketlerin özellikle tüm bilgilerini Ticaret Bakanlığı vermesini de istedi. Gıda cephesinde ne oluyor? Fiyatlar bu yöntemlerle düşer mi? Evet, şimdi Rekabet Kurumu'nun bir süreden bu yana devam eden soruşturmasında sözlü savunma dönemi var. Dün ve özür dilerim 2 gün boyunca sürdü. 6'sında ve 7'sinde sözlü savunmalar alındı zincir marketlerden. Çok sayıda zincir market var bu arada. Sadece hani bilinen o birkaç tane zincir marketten bahsetmiyoruz. Çok sayıda gıda perakendeciliği yapan marketten sözlü savunmalar alındı. Orada tabii Rekabet Kurumu'nun soruşturmasının sonuçlarını beklememiz gerekiyor. Çünkü Rekabet Kurumu'nun soruşturmasında gerçekten çok teknik bilgiler, veriler kullanılıyor. Hatta Rekabet Kurumu'nun bu manada eli çok güçlü. Yani cep telefonlarındaki o yazışma gruplarındaki bilgilere kadar erişme yetkisi var, el koyma yetkisi var. Dolayısıyla oradan çıkacak sonuç çok kıymetli olacak. Tabii bu son dönemde zincir marketlerdeki gıda fiyatları meselesi var. Zincir marketlere gelmeden önce gıdanın fiyatlanması meselesi var. Ya bu hakikaten yani Türkiye'nin son döneminde çok konuşulan konulardan bir tanesi haline geldi. Bunun sebebi de işte gıda fiyatlarındaki artışlar, TÜFE'nin içerisindeki gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki fiyat artışlarının işte %109'lara kadar, %105'lere kadar çıkmış olması. Bunda tabii biz nihai etiket fiyatına bakıyoruz ama onun içerisinde bir sürü girdi maliyeti var. Baktığınızda işte bir plastik kabın içinde geliyorsa bir süt ürünü. Şimdi sütün kendi fiyatı var, işleme maliyeti var, onun elektrik fiyatı var. Nakliyesi var. Plastik kabın işte petrol fiyatına bağlı gelişmesi var, nakliyesi var, akaryakıt fiyatlarına göre değişiyor. İşte asgari ücret meselesi var. Bir sürü değişken var. Ancak son dönemde şunu söyleyebiliriz. Girdilerde bir artış var mı? Evet var. Fakat son dönemdeki fiyatlamalara baktığımızda girdilerdeki artışın bazılarının terse döndüğü, örneğin akaryakıt fiyatlarında düşüş var, işte belirli gruplarda gerileme var, döviz kuru oldukça uzun bir süre diyebileceğimiz bir dönemden bu yana sabit seyrediyor. Böyle bir dönemde artmaya devam eden fiyatlar var. Yani orada fiyatlama davranışlarında ciddi bozulmalar olan ürün grupları olduğunu görüyoruz. Meyve sebzede mevsimsel etki var, tamam kabul. Yani yazın daha ucuz oluyor, kışın daha pahalı oluyor, doğru. Fakat şimdi biz geçtiğimiz yılın aynı ayından bu aya baktığımız rakamlarda yani o etkiler arındırılıyor biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla burada gerçekten bu zincir marketler meselesiyle ilgili izaha muhtaç bazı fiyatlamaların olduğu, hepsini kastetmiyorum. Yani bazı zincir marketlerde izaha muhtaç fiyatlamaların olduğu, karlılıklarla ilgili verilen bilgilerin çek edilmesi gerektiğine ilişkin bir algı oluşmuştu. Buna ilişkin soruşturmalar devam ediyor. Ticaret Bakanlığı da dün yeni bir düzenleme yaparak işte bu verileri toplamaya ilişkin bir adım atmış oldu. Rekabet Kurumu'nun soruşturması devam ediyor. İşte Fiyat İstikrarı Komitesi'nde atılan adımlar var. Gıda Komitesi var. Biz bir süre daha bu konuyu konuşacağız ama belirgin gerileme için yani daha doğrusu fiyatların artış hızının yavaşlaması için işte bu enflasyonist baskının azalması gerekiyordu. Bu aydan itibaren işte biz Kasım ayı enflasyonuyla beraber enflasyonun zirveden döndüğünü gördük. Evet. Aralık enflasyonunda yani yılın tamamındaki enflasyonda belki Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini 65'in biraz altında veya biraz üstünde bir rakam göreceğiz. Sonrasında Ocak ve Şubat aylarında baz etkisinin ciddi katkısıyla beraber enflasyonda gerilemeyi görüyor olacağız. Peki şu anda enflasyonda gerileme sürecine başladık ama onun hane halkları, hane bütçeleri üzerindeki etkisini hafifletmek için de mevcut enflasyonist koşulların etkisini hafifletmek için de arka arkaya önlemler alınıyor. Yıl sonu biz çalışma hayatını çok yoğun olarak konuşuyoruz. Biraz onlara bakalım. Özellikle emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi değerli izleyenler hemen herkesin gündeminde. Bu düzenleme de artık sona yaklaşıldı. Ama oradaki yaş şartı tartışma konusu. Bir yaş şartı getirilecek mi?
getirilirse kadınlarda ve erkeklerde bu yaş şartı farklı mı olacak? Düzenlemede henüz bunlar netleşmedi. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemesi bekleniyor. Basın bildirisi. Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler, çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız. Milyonların gözü kulağı bu açıklamada. Emeklilikte yaşa takılanlar için takvim işliyor. 8 Eylül 99 öncesi girenler açısından işte o günün şartlarına göre emekli edilmesi. Tabii bu çalışanların, sendikaların temel talebi. Hükümet açısından da bu talebin ne kadar gerçekleşip gerçekleşmeyeceği çeşitli çalışmalarda ortaya çıkacak. Çalışmada yeni bir yaş şartı olacak mı? Yanıta en çok merak edilen soruların başında bu geliyor. Yaş kriteriyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılsa da konu henüz netlik kazanmadı. Bu meselenin özellikle bir an önce çözüme kavuşturulması noktasında çalışmalar yürütülüyor. Bakanlıklar çalışıyor. Dolayısıyla bu işin biraz daha hızlandığı anlamına geliyor. Buradan yeni bir yaş şartı konur mu konmaz mı? Buna dair bir ifade kullanmamız şu anda doğru olmaz. EYT'nin detayları hakkında son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek. Çalışma yeni yılın ilk ayında meclise sunulacak. Düzenlemeden 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak. EYT ile beraber asgari ücrette gündemdeki başlıklardan biri. Orada ilk görüşme dün oldu. Bu görüşme öncesinde aslında rakamlar tartışılmaya başlanmıştı. Türk İş'in rakamı açlık sınırı. Daha doğrusu bunun alt sınırı olduğunu söylüyor. Da Çalışma Bakanı bir anketi izleyicilerimize de paylaşmış olalım. Bu anket işçi için 7536 lira, işveren için 7050 lira, genel kamuoyu beklentisinin 7845 lira olduğunu gösteriyor. Beklentiler bu yönde. Sizin bir tahmininiz var mı? Neresi işçi ve işveren için orta rakam? Ne bekleriz? Tabii ben tahminde bulunmak çok zor. Çünkü sonuç itibariyle devam eden bir müzakere süreci var. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taraf olduğu konular var. İşte işveren sendikaları var, işçi sendikaları var. Bir orta yol bulunmaya çalışılıyor her sene olduğu gibi. Yani bir oran belirtmek çok mümkün değil. Ama baktığımızda tabii bu yılın başındaki bir asgari ücret var, belirlenmiş. Bir de 7. ayda, Temmuz ayında artırılmış bir asgari ücret var. Şimdi önümüzdeki yıl için belirlenmeye çalışılan bir asgari ücret var. Şimdi işveren tarafı önümüzdeki yıl için belirlenmeye çalışılan asgari ücret için Temmuz ayında yapılan o %30'luk zamın unutulmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü biliyorsunuz hani enflasyonun üzerinde bir asgari ücret artışı, işte enflasyona işçilerin ezdirilmemesi meselesi gündemdeydi. Orada bir ara şöyle hesaplamalar yapılıyordu. Yıl sonu enflasyonu %65-67 olacak. İşte %70 olsa asgari ücret artışı, şu anda 5500 lira, üzerine %70 koy. Böyle hesaplamalar vardı ama işveren tarafı Temmuz ayında yapılan o %30'luk ara artışı unutulmaması gerektiğini hatırlattı. Ondan sonra rakamların daha aşağı seviyelerde konuşulmaya başlandığını gördük. Dolayısıyla burada işveren tarafını da memnun edecek ama işçiyi de enflasyona ezdirmeyecek bir rakam meselesi gündeme geldi. Şimdi orada şunu da söylemek lazım. Asgari ücret tek başına verilmesi gereken ücret değil. Bunun üzerinde ücret verilmesine ilişkin bir engelleme yok. Bunun altında verilmesine ilişkin bir yasal engelleme var. Ama genele yayılmış bir ücrete döndü. Genele yayılmış, dedi Çalışma Bakanlığı. Evet, çok genele yayılmış bir ücrete döndüğü için bu kadar konuşuluyor zaten. Tabii şunun da altını çizmek lazım. Şimdi 2023 yılındaki küresel ekonomideki ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelere bakarak işvereni de işveremez hale getirmeyecek bir rakam olması lazım. Diğer yandan da işçilerin de bu enflasyonist koşullarda zarar görmeyeceği bir rakamın belirlenmesi lazım. Sanki 8000 TL'lerin biraz altı, yani 8000 TL civarı bir rakam üzerinde yoğunlaşma olabilir gibi duyumlarım var. Buna ilişkin işveren tarafının da işte evet hani bu dönem gerçekten enflasyon yüksek gitti. Bizim bilanço karlarımız da yüksek oldu. Hani bunu işçilerimizle paylaşmakta bir sakınca yok. Bundan da mutlu oluruz diyen işverenler de var. Dolayısıyla orada 8000 TL'lere yakın o civarlarda bir asgari ücret belirleniyor olabilir. Dediğim gibi şunu çok isteriz. Hiç kimsenin böyle bir problemi olmasın. Herkes yüksek gelirlerle hayatını devam ettirsin ama
konjonktüre bakarak da işvereni de iş veremez hale getirmeyecek bir rakam olması lazım. Tamam, çok güzel. Mesela 15 bin lira asgari ücreti konuşalım ama bu kez Türkiye'nin %99,8'i KOBİ'lerden oluşuyor. Kayıt dışı. Yani bu KOBİ'ler ortaya çıkacak mı? Yani bu KOBİ'ler bu rakamları karşılayamadıkları zaman bazı işçilerle yollarını ayırmak zorunda kalabilirler. Yani daha yüksek bir ücrete kavuşup o ücreti alamayacağı bir ortamda oluşabilir. Makul konuları konuşmak, makul rakamları konuşmak herkes için en ideal tablo. İşçi sendikalarının da aslında endişeleri bu yönde, bir işsizliğe yol açar mı diye. Saat 10'da da Türk İş Genel Sekreteri Fevrül Kavlak bir açıklama yapacak. Galiba orada biz biraz daha Türk İş'in en azından net beklentisini görmüş olacağız. Yıl sonunda memurlar için de bir enflasyon farkı oluşacak. 5 aylığa baktığımızda 15 küsürlü bir seviye çıkıyor. Buralarda hem asgari ücret noktasında hem de memur zammı konusunda Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifiyle bir refah payı da bekliyoruz. Ben büyük ihtimalle böyle bir şey gerçekleşeceğini değerlendiriyorum. Çünkü bir taraftan da tabii geçtiğimiz yıllarda yapılan toplu sözleşmelerin üzerine refah payı eklenmişti. Şimdi tabii önümüzdeki yıl içerisinde içinde bu enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen zam belki algısal olarak yeterli olmayabilir. Yani şimdi biz burada asgari ücret tarafında konuştuğumuz rakamlar devlet memurları maaşına oranla çok yüksek kalıyor. Oradaki aradaki algısal farkı kapatmak için bir refah payı katkısı sağlanabilir mi? Evet, bence böyle bir refah payı katkısını görüyor olacağız. Evet, yoğun bir çalışma hayatı listesi var. EYT, asgari ücret, memur farkı hepsinde de karar noktasında o pazarlıklar sürüyor. Böyle noktalayalım hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Yılmaz'la Türkiye ve Dünya ekonomisinin satır başlarını konuştuk. Biz noktalıyoruz efendim. Yarın sabah saatler 9.30 gösterdiğinde en güncel konularla, uzman yorumlarıyla, son verilerle karşınızda olacağız. Elbette TRT Haber'de haber nöbeti devam ediyor. Saat başında gelişmeler Cengiz Han Cevahiroğlu'nun sunumuyla satır başında.